Reşit Efendi. Ne? Bakıyorum da pek bir alıştın ya ırgatlığa. Alışmayıp da ne yapacaktın? Yani böyle kaderine teslim mi olacaksın? Ömrün boyu köle gibi çalışmak mı istiyorsun? Ha? Gülizar. Senin ağzının altında ne var? Diyorum ki, hiç özlemedin mi şurada şu döşeye uzanıp da kahveni höpürdetmeyi? Ne bileyim, sabahından böyle üşüdüğünde bir avradın seni sarmasını neyim? Eskiden pek bir severdin de. Yani diyorum ki, koynuma girmeyi hiç özlemedin mi? Ha? Ha? Böyle sabaha kadar, her gece. Ah ya. O zaman saksıyı çalıştır Reşit Efendi. Çalıştır da yeniden çiftçi başı ol. Anladın mı? Sen anladın. Yalnız fazla beklemem. Haberin olsun. İnsanlar çeşit çeşit. En kurnazı kim? Berber Reşit. En çok, çoktan saksıyı çalıştırdım Gülizar Hanım. Şu Orhan Bey'e kendimi bir yamadım mı? İşte o vakit bu iş külliyen tamamdır. Sen bin beyim, ben size bir şey söylemek istiyorum. Bugün köy kahvesine kadar gittim. Malumunuz, Serap Hanım'ın tarlaları geri aldığını Sahar Sultan bile duymuş. Sadede gel. He. Şimdi ben biraz böyle etrafı kolaçan edeyim. Hem de kulaklarımı iyice bir açayım istedim. Aa, iyi ki de açmışım. Bu köylüleri kudurtan hep Kemal. Kendi gözlerimle gördüm. Kendi kulaklarımla işittim. Şimdi beyim, besbelli bu iş iyice kızışacak. Sizin de şöyle köylünün dilinden anlayan birine ihtiyacınız var. Değil mi? O biri sen misin? Canım şimdi. Ben yani ihtiyaç duyarsanız aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Yani şimdi Maşa'yı biliyor musun? Maşa. Şimdi Maşa varken ateş elden tutulur mu? Değil mi? Tutulmaz. O Maşa sen mi olmak istiyorsun? Siz de karşılığında Serap Hanım'a benim tekrardan çiftçi başı olmam gerektiğini söylersiniz. Değil mi? Ona bakarız. Allah razı olsun. Serap Hanım'ın çiftçi başı değil mi bu? Ne işi var burada? He ya, dastamam o. Hanım casus yollamış belli. Ne casusu ya? Ne istiyorsun Reşit? Niye geldin? Varsa bir diyeceğin söyle. Ya ben çay içmeye geldim. Acıkta soluklanacağım. Ne yani? Sizin köyde misafire böyle mi davranılıyor? Sapadır burası. Çay içmek için biraz uzak değil mi Reşit? Ya ben Darla'dan geliyorum. Bir çay içeceğim. Hem benden çekinmenize lüzum yok. Hanım beni de yaktı. Ben de artık çiftçi başı değilim. Sizler gibi ırgatım. Laf taşıyacak, besbelli. Sen çocuk mu eğlendiriyorsun lan artık? Ya ne laf taşıyacağım ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu Yılmaz? Bütün köyü dolaştım. Herkesle tek tek konuştum. Netice? Herkes tamam dedi. Helal olsun size be Kemal'im. Yani sonunda bunların akıllarını başlarına getirdiniz ya. Aferin size. Direnmek kolay olmayacak. Bunu başta bilin. İlk yapacakları bizi birbirimize düşürüp birliği bozmak olacak. Tek tek gelip tehdit edecekler. Rüşvet niyetine para verecekler. İçimizden biri bu tuzağa düşerse hepimizi yıkar.
Bundan bir süre önce şehirde fabrikada işçiler yine böyle birlik oldular. Bir arada durdular. Ama istediklerini aldılar. Demek ki oluyor. Demek ki yapılabiliyor. Yeter ki birliği bozmayın. Tamam mı? İyi, gidip Serap Hanım'a kararımızı söyleyek o zaman. Ben giderim Yılmaz. Serap Hanım'a kararımızı ben bildiririm. İyi, tamam kardeş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.